Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün burada 4 bir eğitim danışman adına geliştirmiş olduğumuz bir öğrenci geliştirme programı tanıtımını yapmak için Mustafa Bey bizi davet etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben programı tanıtımını yapmadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Özellikle çocuklarımızın eğitimi konusunda eğitim sektörünü fazla çok eleştirmeyeceğim. Biliyorsunuz bizim eğitim sektörünün içinde bulunduğu durum malum. Maalesef çocuklarımız ezberci bir sistemin içinde koşturup gidiyorlar ve sınav dönemlerinde bir takım soruları ezberliyorlar ve sınav bittikten sonra maalesef hiçbirisi kalıcı olmuyor. Peki bunun temel sebebi sadece okul mu? Hayır değil. Biz veliler olarak da, yani anneler olarak çocuklarımızı yetiştirdiğimizde ilk başlarda çocuklarımız müthiş bir donanımla dünyaya geliyorlar aslında. Ama bizler yaşam içinde ne yapıyoruz? Çocuklarımızın bu donanımlarını kesiyoruz. Sus kızım, yapma kızım, otur oğlum, başımıza icat çıkarma. Yani biz bunları diye diye bizim memleketimiz artık kimse icat çıkartmıyor. İcat çıkartanlar da zaten burada desteklenmediği için yurt dışına gittiler. Burada kimse kalmadı. Dolayısıyla da Allah-u Teala tarafından müthiş bir donanımla dünyaya gelen insanoğlu, bir damlık olarak dünyaya gelen insanoğlunu bir zamanla böyle kolunu bacağını alt tarafını buluyoruz. Bunu çok değişik şekillerde yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bugün teknoloji çağındayız biliyorsunuz. Artık internetler, televizyonlar evlerimize girdi. Ve teknoloji maalesef hem aile ilişkilerimizi, hem ahlaki yapımızı, hem toplumsal yapımızı, hem çocuklarımızı hepimizi tahrip etti bıraktı. Dolayısıyla da bizler evin içinde çocuklarımızla iletişim kuramıyoruz. Yani uzaya gidip ayak basan insanoğlu galaksileri keşfetti, neler yaptı ama bir türlü birlikte yaşadığı insanlarla iletişim kurup birbirini keşfedemiyor. Dolayısıyla da bunlar hem çocukların eğitim hayatına, hem sosyal yaşantısına olumsuz yönde etkiler yapıyor. Şimdi bunları birazcık da ben seminerlerimde aslında hem bir anne olarak, hem bir eğitimci olarak biraz şöyle hanımlarımızı böyle bir titrelemek istiyorum. Beni hoş göreceğinize inanarak birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bizim annelerimiz çocuk yetiştirirken maalesef çocukları televizyon önünde, işte reklamların önünde, kliplerin önünde çocuk yetiştiriyorlar. Mamalarını kliplerin önünde yediriyorlar. Çizgi filmlerde yemek yediriyorlar çocuklarına. Fakat şunu bilmenizi istiyorum ki, bugün gelişmiş ülkelerde, özellikle Fransa'yı örnek vereceğim, 0-3 yaşına kadar çocukların televizyon izlemesi yasak. Bunun sebebini soracak olursanız, 0-3 yaş çocuğun gelişiminde çok önemli bir yaştır. Ve bu çocuk bu dönemde çok şey öğrenir. Ve 0-3 yaşındaki bir çocuk televizyonu izlediğinde bir saniyede çocuğumuzun beynine giden 24.000 kare görüntü var. Bakın bir saniyede. 24.000 kare görüntü. Dünyanın hiçbir bilgisayarı bu kadar hızlı bir şekilde teyit yapamaz. Peki o 24.000 kare görüntü içinde ne var biliyor musunuz? Hepimizi değiştiriyorlar. Bir hadiste nesilinde başlığını söylüyorum. Günümüzdeki en güzel hicret televizyonlu odadan televizyonsuz odaya geçmektir. Lütfen çocuklarınıza ve kendinize bir iyilik yapın. Hicret yapın. Televizyonlu odadan televizyonsuz odaya geçin. Bu birinci etken. İkincisi, kışın özellikle okul dönemi. Hanımlarınızın çok güzel yaptığı bir şey var. Kahve saatleri var, çay saatleri var, pasta çörek günleri var. Bunu çok yaparlar. Yapmayanları tenzih ediyorum. Bunu yaptıklarında bir çocuğu okula bırakıyorlarsa yanlarında mutlaka küçük bir çocukları daha vardır. Pasta çörek yiyeceğiz, iki tane dedikodu yapacağız diye saatlerce çocukların eline o işte cep telefonlarını verirler ya da çizgi filmin önüne oturturlar, televizyonun önüne oturturlar. Niye? Kendisi rahat etsin diye. Çocuk gelip onun başını yemesin diye. Şimdi hanımlar, ben size desem ki şurada bir kase değerli çikolata var.
Ve lütfen gelin onu alın çocuklarınıza yedirin. Kabul eder misiniz? Yedirir misiniz? Yedirmezsiniz değil mi? Hatta bana şey dersiniz, bu kadın deli mi ne? Niye biz zehirli çikolatayı yedirelim çocuklarımıza? Peki sorarım size, o çocuklarınızın eline verdiğiniz bilgisayarlar, cep telefonları, televizyon, o çikolatalardan masum değil, emin olun bin kat daha zararlı. Yani hem çocuklarınızı radyasyona maruz bırakıyorsunuz, hem de diğer türlü. Bakın bugün çok acı bir gerçek size söyleyeceğim. Bugün bizim ülkemiz okuma oranında maalesef biz okumuyoruz. Okuma oranında dünyada sondan ikinci. Bangladeş gibi gelişmemiş bir ülke bile okuma oranında bizde üst sırada. Ama daha da acısını söyleyeyim size. Bilgisayar kullanımında, Facebook'ta, internet, daha açık konuşacağım. Porno siteler, müstehcen sitelere girme oranında ve cep telefonu kullanma oranında dünyada ha gayret az kaldı birinci olacağız. Yolsuzlukta dünya ikincisiyiz. Çünkü niye? Biz artık ahlaklı ve iyi nesiller yetiştirmeyi unuttuk. Bakın bizler çok güzel bir tarihe ve kültüre sahip bir milletiz. Tarihinizi bir inceleyin, tarihinizin derinliklerine bir bakın. Bizim atalarımız böyle miydi? Hayır değillerdi. Endülüs devleti yıkıldığında günlerce ırmaklarda mürekkep attı. Ve bugün Batı'nın bir sürü kütüphanesinde hala daha Endülüs'ten kalan kitapların sırrını çözmeye çalışıyorlar, çözemiyorlar. Bugün robot biliminin ve diğer bilimlerin temelini ilk kuranlar Türkler ve Müslümanlardır. Bakın ilk robotu yapan Müslümandır. Sağlık ilimlerinde yine aynı. Ama maalesef bizler tarihimizi, geçmişimizi, her şeyimizi unuttuk. Tarihimizi bilmiyoruz. Ve bugün biz Batı'nın bize reva gördüğü her şeyi kabul edip alıyoruz. İlmi hariç, bilimi hariç ama diğer türlü her şeyi alıyoruz biz. Her şeyi alıyoruz maalesef. Ve çocuklarımızı gerçekten dejenere olmuş bir nesil var. Dejenere olmuş bir nesille karşı karşıyayız. Onun için bu dönemde teknoloji çağında sizi anlıyorum. Gerçekten çocuk yetiştirmek çok zor. Onun için bu dönemde anne ve babaları daha bilgili ve daha ilgili olmaları gerekiyor. Çocuğu kendi çağına göre yetiştiremez. Evet bu çağa göre yetiştireceksin ama kontrolünü, onun güvenliğini sağlayarak daha bilgili bir ebeveyn olma yolunda kendini geliştireceksin. Bunu yapmadığınız sürece iyi nesiller yetiştiremezsiniz. İyi nesil yetiştirmek sadece iyi test çözen çocuklar yetiştirmek değildir. Bakın bugün gidin hapishanelere. Orada çok iyi test çözen çocuklar var şu anda hapishanelerde. Ot üstünden bilmem neyinden mezun olan, ülkeleri yönetenler, akılsız insanlar mı? Hayır. Çok iyi insanlar. Önce temelinde biz çocuklarımıza ahlak, yani eğitim. Ondan sonra bilgi vereceğiz. Dolayısıyla da ben daha fazla bu konular çok uzun. Buradan böyle kendi programımıza doğru bir geçiş yapacağım. Bunu anlatmamın sebebi lütfen çocuklarımızı yetiştirirken tarihimize, kültürümüze, ahlakımıza, dini değerlerimize saygılı, iyi nesiller yetiştirelim. Merak etmeyin çocuk matematiği öğrenir. Çocuk tam bilgisini öğrenir. Çocuk soru çözmeyi öğrenir. Ama ahlak bilinciyle yetişmeyen, tarih bilinciyle yetişmeyen bir çocuğa isterseniz ODTÜ'yü bitirtin. Hiçbir şeye yaramaz. Toplumun ve sizin başınıza sürekli bela olan bir hastalık olarak kalır ömür boyunca. Bunun dışında şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizim programa ben yavaş yavaş geçmek istiyorum.
inşallah Mustafa Bey bir gün davet ederse ailece iletişim ve bu konuları çok uzun uzun detaylı siz de arzu ederseniz böyle bir talepte bulunursanız ben seve seve gelip burada yine size bir seminer vermek isterim. Bunu onun için hemen geçeceğim ben. Artık internet çağındayız, bilgi çağındayız. Şimdi yıllardır süre gelen araştırmalar bize şunu gösterdi ki beynimizin gizemini ve beynimizin yapısını henüz çözmüş değil. Ve bilim adamları şu anda bir sürü teoriler üretiyorlar. Mesela üretilen teorilerden bir tanesi şu. Bizler eğer okumayı gözümüzle değil beynimizle yaparsak dakikada 100.000 kelime okuyacak kapasiteye sahibiz. Bu bir teori. Olur mu? Olur. Çünkü beynimizin kapasitesi